Ya şimdi biz ilk defa Marmaris'e gittik. Öyle bir tesadüf oldu. Kaldığımız otelde işte o gece bir saat 23 civarında uyumuştuk. Sonra bir saat sonra 12'ye doğru 12-12.30'da gürültü geldi. Ateş. Birileri havaya ateş ediyordu. Bundan birkaç dakika zaman geçmedi de, hatta 2 dakika sonra da helikopter indi balkonun önünde. Perdeyi açtım, baktım Türk askeri orada, Cumhurbaşkanımız. Dedim acaba korumaya mı geldiler? Hani ben ne bileyim. Ondan sonra annemin odasını tıklattım. Böyle böyle diye. O da dedi ki benim balkonun önünde de bir helikopter var. Oradan da bir 20 kişi indi, 15 kişi. Ondan sonra falan derken dedik biz saat burada bir şeyler olacak. Aradan 10 dakika geçmedi. Ateş etmeye başladı polis. Bunlar da karşılık verince ben de dedim ki eyvah. Bunlar galiba darbe yapıyor. Dedim. Ondan sonra hanımdan annemi aldım ben. Koridora, duvara bir yasladım bunları. Böyle dedik ki belki bir yarım saat sürer dedi. Bir dua etmeye başladık. Ben derken aradan 2 saat geçti. Çatışma bitmedi. Saat oldu 2, saat oldu 3 derken ne dördü de gördük yani. Ondan sonra camlar kırıldı. Bizim işte odamıza kurşunlar yağdı filan filan derken. Daha artık eğile eğile su taşıdık insanlara da. İnsanların ağzı kurudu koridorda. Bizim o otelde zannedersem misafirlerden, turistlerden ölen sayısı herhalde bir taneydi. Yalnız üzücü tarafı olan şey bizim Cumhurbaşkanımızın koruması da orada vefat etti. Vurularak. Allah rahmet eylesin. İki polis de o gece can verdi. Sonra bir tane de turist can kaybına uğramış. Onu da ben sonradan duydum. Hani üzücü bir olay oldu. Ama o darbenin büyüklüğü çok şiddetliydi. O gece yaşadığımız. Ki yine diyoruz hani çok şükür yine ölü sayısı fazla değildi. Ama tabii ki Türkiye genelinde 250 can kaybı tabii ki üzücü. Böyle bir korkunç bir gece yaşadık. Askerlerin tutumu nasılydı şimdi? Askerleri tabii biz göremedik. Askerleri görmek de istemedik gerçi. Biz saklandık. Koridorlarda bulunduk. İşte sırtımızı duvara yasladık. Kapılardan, camlardan uzak durmaya çalıştık. Tabii bir gürültü duyduk aşağıda askerlerin. Ama silah sesinden tabii ki bir şey duyamıyorsun. Bir konuşma da alamıyorsun. 5 saat çatışma oldu. Bunu diyebilir. Hani askeri gördük helikopterde nasıl indiler. Sonra çatışma esnasında askerleri pek göremedik. İşte bir camdan baktım. Polisler vardı dışarıda. Caddenin öbür tarafında. Ha, bayağı bir çatışma vardı. Sonuçta çok şükür yine az can kaybıyla kapattık o korkunç geceyi. Darbe girişimi de başarısız oldu. Çok şükür ki başarısız oldu. Hayırlısı olsun bundan sonra diyorum ülkemiz için. Bundan böyle de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekenleri yapmıştır da yapacaktır da inşallah. Güvenimiz tam.